Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gün ortasına hoş geldiniz. Ben Ahu Orakçıoğlu, Coşkun Küçük Özmen de nihayet İstanbul'a geldi. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık Skype bir yere kadar online bağlantılar. Vallahi böyle biz sizi olanca yakışıklılığınızla, şıklığınızla ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Sağ olun. Konuşacak da çok konumuz var, çok konu başlığımız var. Hocam dedi biraz güncelden başlayalım dedi. Kısa bir süre önce de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i finansal okuryazarlık toplantısında yaptığı açıklamalarla bir miktar dinleme şansı bulduk hocam. Biraz siz dinleyebildiniz mi? Notlar alabildiniz mi oradan? Finansal okuryazarlık çok kıymetli bir iş değil mi? Kolay çok bir kıymetli şey de değil bir yani. İş. İçeride beklerken çok kısa bir süre gözüm takıldığı için hani etki altında kalmamak için böyle hani Sayın Bakan'ın ifade ettiği şeylerin hepsi muhtemelen doğru ve yerinde konular ama böyle etki altında kalmamak için tamamını izlemedim. Çünkü bu konu benim çok uzun süredir ilgi duyduğum bir konu. Bu konu ilk ilgi duyduğum demeyeyim ama ilk duyduğum zamanı söyleyeyim size. 1997 ve ilk kez o dönem için İngiltere'nin yeni kurulan BDDK'sı FSA'nın başındaki kişi şu an ismini hatırlıyorum Howard Davies. Dedi ki finansal okuryazarlık ilkokul seviyesine kadar inmeli. Yani insanlar para nedir, nasıl harcanır, nasıl tasarruf edilir bu seviyeye kadar inmeli. İlk cümlesi buydu. Bence bu bir tetikleme oldu ve finansal okuryazarlığın müfredata alınması ve kişilerin bu konuda hem algılarının hem de hesap kitap bilmelerinin ne kadar önemli olduğu, parayı tanımalarının tasarrufu ne kadar önemli olduğu vurgulandı. Ve bu küçük yaşta başlar. Küçük yaşta başlansın ama İngiltere zaten bu konuyu sadece finans ve ekonomist ve bankacılar açısından değil. Şimdi Lombard Street'e baktığınız zaman, sanayi devrine baktığınız zaman İngiltere parayı tanıyan, bilen, çok iyi de bilen, çok güzel ihraç da eden, güzel de yöneten dünyanın hukuki altyapısıyla, onu söyleyeyim, teknolojiden önce hukuki altyapısıyla para çekim cazibe merkezlerinden bir tanesi. Bir sanayisi de yok yani. Kesinlikle. Şimdi hizmet sektörü zaten orada çok büyük para kazanıyor. Ama hizmet sektörüne giren insanlar sanayi sektöründen giriyor. Sanayiye girenler tarımdan giriyor. Tarım boş kalmıyor bir başka şekilde. Yani bu üç sektör arasında da böyle bir geçişkenlik olduğunu vurgulamalıyım. Yani hizmetçi hizmetçi de olmuyor. Tabii. Hizmet sektöründeki insanların büyük bir kısmı sanayici neticede baktığınız zaman. Paranın da bir yerde reel karşılığının olması lazım değil mi? Kesinlikle. Üretilen para tamamen reel karşılığı olmayan bir para olursa zaten iş balona dönüyor daha balona sonra. Balona dönüyor. Yani bir şeyi değersizleştirmenin en güzel yolu o şeyden bol miktarda hocam, öğretmek. Hocam Mehmet Şimşek söylediğinizi söylemiş. Evet. Şimdi önümde notlarda geliyor. Finansal okuryazarlık bundan sonra müfredata eklenecek. Bununla ilgili bakanlıkla yani Milli Eğitim Bakanlığı ile ve SPK ile çalışıyoruz demiş. Bu güzel bir adım yani. Güzel bir adım. Ne bekliyorsun? Tabii ki. Bu arada bir de müfredat durumumuz da var biliyorsunuz. Bu müfredata ekleme yapılıyor, çıkarma yapılıyor. Ben mesela şimdi karar alayım efendim. Yapay zeka da müfredata eklenecek. Evet. NASA'nın çalışmaları da ama kim bunu anlatacak? Bütün mesele o. Hani aklıma şey fıkrası geliyor. Kediden kurtulmanın tek yolu demiş fareler toplantıda. Kedinin boynuna çan takmak ama kim takacak demiş o çanı. Şimdi dolayısıyla bunu kim nasıl öğretecek? Yani kitaplardan falan öğrenecek bir şey midir değil midir? Bunu iyi analiz etmek yani lazım. Yani fikir değil önemli olan uygulama diyor hocam. Uygulama tabii özetle. Ki. Mesela Kanada'da lise 3, lise 4 diyeyim artık hangi seviye varsa oradaki. Orada lise müfredatı inanın Türkiye'de finans alanında üniversite müfredatından biraz daha ileri seviyede kitaplar okuyorlar. Zaten bu konuda işte uluslararası bir takım ölçümler yapılıyor. Singapur, Hong Kong, işte o kuzey ülkeleri, İsveç, Norveç, Finlandiya, yine aynı şekilde Kanada, Avustralya bunlar finansal okuryazarlıkta ileri ülkeler. Şimdi finansal okuryazarlığın ne kadar iyi olup olmadığına bakmak istiyorsanız ekonomik göstergelere bakacaksınız. Yani onların iyiliğiyle bunu iyi okuyabilen insanlar arasındaki farkı göreceksiniz. O zaman insanın aklına ister istemez şu soru geliyor. Ben bir vatandaş olarak finansal okuryazarlığı çok iyi bilmek zorunda mıyım? Yoksa benim ülkemin finansını yönetmekten sorumlu insanlar mı bu işi iyi bilmek zorunda? Ben bu soruyu soruyorum kendi kendime. Aykırı soru. İçimden sordum. Kimse duymasın bunu. Ama neticede işin realitesi bu. Yani Türkiye'de ekonomide böyle bir sürekli bir yalpalanma süreci içinden geçiyorsak Türkiye Cumhuriyeti olarak değil mi? Evet, bu hani bu son yalpalanmayı da saymayalım tabii ki. Sürekli bir mehter hareketi gibi böyle ileri geri. Demek ki diyorsunuz yöneticilerin de bir finansal okuryazarlık sorunu var aslında. Çok iyi seviyede finansal okuryazar olmak zorunda insanlar onu söyleyeyim. Evet. Çünkü en başta yönetici. Evet siz böyle olmadığınız zaman ne oluyor? Bir finansal piyasalar mottosu var. Diyor ki uluslararası finans piyasalarına para için ya da bir başka iş için çıktığınızda cebinizden paranızı alırlar ve en ufak bir üzüntü duymazlar. Finansal piyasalar böylesine acımasız bir piyasa.
Siz o piyasaya borçlanma amacıyla girdiğinizde, bir başka amaçla girdiğinizde bu işin bilincinde olmalısınız. Bu işin en derin noktasına kadar bilmek zorundasınız. Peki Türkiye'de bunu bilen insanlar var mı? Var. Bu insanlar bir şekilde bir ekip olarak hizmet veriyorlar. Bence muhtemelen veriyorlardır Sayın Bakanımıza ki Sayın Bakanımızın da ciddi bir eğitimi ve deneyimi var. Ama finansal okuryazarlık, hani ben bunu biliyorumla bitmiyor. Neticede sürekli gelişen bir alan, hele şu finansal teknoloji, hele şu yapay zeka destekli asistanların olduğu bir noktada sizin karşınızda bu bilgiyi verenler, bu bilgiyi sunanlar çok farklı desteklerle çıkıyor. Mesela çok küçük bir improvize yapalım şurada. Siz bana istediğiniz soruyu sorduğunuzda, ben size cevap verirken sizin şu önünüzdeki laptop, iPad, benim kamerayla görüntülerimi alıp size benim yalan söyleyip söylemediğimi, verdiğim cevapta tereddüt edip etmediğimi, sizin kulağınızdaki bir işitme cihazına söylüyorsa, of, benim verdiğim cevabın doğru olup olmadığını oradan teyit edip hayır yalan söylüyor diyorsa, şunu şu soruyu sor bakalım ne diyecek diye sizi yönlendiriyorsa, benim sizin karşınızda şansım yok. Evet. Peki bu şimdiki yapay zeka çağının bir gerçeği ama bu ne kadardır uygulanıyor bilmiyoruz. Ama ben bunun çok uzun süredir uygulandığını finansal ve ekonomik göstergelere yansımasından %100 eminim. Bunu söyleyeyim size net olarak. Birincisi evet, bu. Şimdi 2018 yılına gidelim. 2018 yılında Türkiye bugün yaşadıklarının aynısını yaşadı. Faizi indirdi, işte yükseltmek zorunda kaldı. Arkasından yatırım ortamı iyileşti. Yabancı yatırımcı akın akın geliyor. Ya yabancı yatırımcı, bir defa o yatırımcı kelimesini bizim çok iyi analiz etmemiz lazım. Kim bu? Gelip fabrika yapmıyor. Ha, kim bu? O da çok önemli. Gelip fabrika yapmıyor, gelip iş imkanı yaratmıyor. Bunlar trader. Sıcak para sahipleri ve işte carry trade, yani taşı ve al sat. Alıp çıkanlar. Evet. Şimdi burada bunun da mekanizması şöyle. Hani belki unutmuş olan ya da teknik konu olduğu için ilgi duymamış olanlar için biraz daha net anlatmaya çalışacağım. Düşük faizli bir yerden yabancı parayı borçlanıyorsunuz. Yüksek faiz veren bir yerde faize yatırıyorsunuz. Diyelim Amerika 2 veriyor, Türkiye 52 veriyor, Türkiye'de yatırıyorsunuz. Ama vade sonunda siz o paranın faizini kontrol altında tutulmuş olan ve yükselmemiş olan dolara çevirip memleketinize döndüğünüzde Amerika'da 5, 6, 7 yılda elde edeceğiniz faizi Türkiye'de 1 yılda alıp dönmüş oluyorsunuz. O zaman bunun bir kilitlenme mekanizması nedir diye sorduğunuz zaman döviz kurunun çok yüksek bir şekilde artmaması gerekiyor. Peki artarsa ne olur? Şu anki ortam, bahsettiğimiz ortam. Artarsa ne olur? Çıkar giderler hemen anında ve bunların çıkışları o kadar sert oluyor ki ekonomiye hasar vererek çıkıyorlar dışarıya. Ve tekrar o zaman finansal okuryazarlığa döndüğümüz zaman bir carry trade kavramı olsun, bir yüksek faiz, düşük faiz, faiz, reel faiz, nominal faiz olsun. Bunların hepsini bakın, ben size şunu söyledim. Reel faiz, nominal faiz ve enflasyonu lise bitene kadar öğrenciler öğrensin yeter. Ekonomiyi çok iyi anlamak için bu üç kavram yeterli. Yani faiz kavramını çok iyi anlamanız lazım. Yani faizi siz uluslararası piyasanın vazgeçilmez bir elemanı, unsuru olduğunu çok iyi bilmek zorundasınız. Çünkü oyun oynadığınız alan zaten kapitalizmin en önemli alanlarından birisi bu. Ve şimdi Arap ülkelerinde ya da efendim işte ne diyeyim, İslami bankacılık usullerine göre faiz yok. Var, var. Ben söyleyeyim, İngiltere'de 1994-95 yıllarında bankacılık masterını yaptığımda, ismini de söyleyebilirim, John Presley, müthiş bir hocamız, harika. Suudi Arabistan'a gidiyor, bir sure işte okuyorlar, diyorlar işte faizin verenlerin, alanların cehennemde yanacak filan. Bunları anlattı böyle. Çok ilgi duydum yani. İngilizcesini anlattı Kur'an-ı Kerim'in o surelerinin filan. Sonra kendisiyle konuşmaya başladım. Dedim birazcık böyle bir sohbet etsek birebir. Dedi ki dünyanın en büyük İslam bankası hangisidir? Ben şimdi buradan banka ismi söylemeyeceğim ama bir İngiliz dünyanın en büyük bankalarından birinin ismini verince şaşırdım. Nasıl olur dedim. Petrol paraları buraya geliyor. Burası oraya. Gelir ortaklığı senedi altında faiz veriyor. Ve ama faiz başka bir ifadeyle söz konusu oluyor burada. Şimdi baktığınız zaman faizin haram faizin olmamasına... Faizin hangi şekle girip girmediğinin bir önemi yok. Herkes tabii ki, o tabii faiz ki sistemi içerisinde diyorsunuz. Kesinlikle ve şunu söyleyeyim ben size. Bakın burada bir dini bilgi ahkamı kesmeyeceğim ama şimdi murabaha denilen şey ya da bir insanın zor durumda kalmasından kaynaklanan bir durumu istismar aslında bütün dinlerde yasak. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi buradan tekrar şu konuya geçelim. Biz bir tek faizi öğrendik. Yani ekonomi faizle yönetilmeyecek, çok söylüyorlar evet, değil mi? Faiz kurtarıcı da değil tek başına. Bir sürü şeyin yapılması da lazım. Nelerin yapılması gerektiğini herhalde buralarda oturup konuşacağız.
elimizden geldiğince katkıda da bulunmak niyetindeyiz. Yani bu sohbetten ziyade. Evet, fazlasıyla yani şu yaptığınız, şu kısa söyleşide aktardığınız anekdotlar bile çok önemli, verdiğiniz bilgiler ama... tabii ki yaptığımız yanlışların bedeli bu, biliyoruz ki hani NAS'la başladı. Ama dünyada da faizsiz hiçbir şekilde ekonominin dönmediğini, her şeyden önce bilmemiz gerektiğini, bunu kabul etmemiz gerektiğini söylüyorsunuz. O yanlışların bedelini de bugün hani çok seviniyoruz Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor diye. Ama o rezervlerinin artmasının da bir büyük bedeli var Türkiye'ye, değil mi? Az önce carry trade'le aktarmaya çalıştığınız konu bu. Yani çok ciddi bir bedel ödüyoruz biz şu an Merkez Bankası rezervlerini yükseltebilmek amacıyla, hedefiyle. Şimdi o zaman şöyle bir soru geliyor akla. Tamam, biz yola çıktık, şu an böyle yaptık. Şimdi birisi bana sorsa, hani İngilizce bir meşhur terim var, herkes bilir. What's next? Sırada ne var? Yani rezervi topladın. Evet. Kuru belli bir şekilde baskıladın. Türkiye'ye yabancı para girişi, fon akışını sağladın. What's next? Ne yapacaksın? Bir sonraki aşama ne? Yani daha iyi bir duruma getirecek misin? Hı hı. Yoksa ne olacak? What is next hocam o zaman? Şimdi bir sonraki şöyle söyleyeyim. Siz ne bekliyorsun? What, ne olmalı what's ya da? What's next esasında çok zor bir soru. Bence bir sonraki şey ne olmamalı sorusunu ama ben sormak istiyorum. Bir plan var herhalde, değil mi ekonomi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi burada bu tatlı rüya adamlar gidene kadar. Yani buradan. Eğer burada kalacaklarsa bizim yapmamamız gereken şeyle yapmamız gereken şeyleri söyleyeyim. Türkiye'yi hukuki zemin üzerine oturtulmuş mükemmel bir yatırım cazibe merkezi haline getirmek zorundayız. Ve bunu yapabilmek için bu ülkede müthiş sanayici insanlar var. Müthiş üretken insanlar var. Sözünü tutan insanlar var. Ben dünyanın tüm sanayicilerini, tüm üreticilerin hepsini bir araya getirsem Türkiye kadar sözüne sadık, doğru düz bir şey üreten ve yabancılarla olan ticaret ilişkisinde güvenilir insan olan bir şeyine bakarsanız, yüzdesine, ben Türkiye'ye çok ciddi puanlar veriyorum. Evet, gerçekten gurur duyuyoruz hocam. İş dünyasının içinden de üretmeyi geliyorum. Üretmeyi biliyoruz biz. Evet, yani bir şekilde bu insanlarla oturup konuşuyoruz, bir aradayız ve neticede bunların organize bir şekilde hareket etmesinin sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde bireysellikle hiçbir şey yapamıyoruz. Birincisi bu. İkincisi, şimdi ne dedik? Hukuk zemin üzerine oturtulmuş. Yani bu insanların alacaklarının garanti edilmesi, ödemelerin zamanında ödenmesi, insanların alacaklarının 6 ay sonra alınmaması gibi hukuki altyapılar çok önemli. Yani sistemin içinde, sistemin dört dörtlük çalışmasını engelleyecek oyuncuların ayıklanması ve ondan sonra da bunların girmemesi gerekiyor. Yani Türkiye bu sert tedbirleri almak zorunda. Bu bir. İkincisi, çok eskilerden söylenmiş bir söz var. Diyor ki bir devletin başarı kalitesi hukuki sisteminin külliyatının az olmasıyla paraleldir. Yani bir ülkede ne kadar kanun, insanlar ne kadar kanun biliyorlarsa o kadar az kanun var. İngiltere'deki ama kanun sayısı evet çok fazlalaştıkça anlıyorlar ki devlet karman çorman etti. Biz şimdi son 3 senede çıkan tebliğlere, yönetmeliklere bakın. Onları çıkaran insanlar görevden ayrıldı. Yerine yenileri atandı, öbürleri eskisini bilmiyor, hangisini kaldıracağız, ne yapacağız, ne edeceğiz. Hatta Amerikan bankacılık sisteminde şöyle bir yasa vardı. Hiç unutmuyorum, 2000'li yıllarda BDDK'da bu yasayı gündeme de getirdiğimi hatırlıyorum. Yasa şu, düzenleme yükünü azaltma yasası, Regulatory Burden Reduction Act, hiç unutmuyorum. Niye? Çünkü o kadar çok düzenleme çıkarıyorsunuz ki, sanayici olsun, bankacı olsun, o düzenlemeye uymak için doğru düz işlerini yapamıyorlar. Aynen öyle. Yani raporlama. Sonuçları ne? Nereye yansıyor? Ve bütün bu sonuçlardan sonra nasıl bir politika altyapısı, nasıl bir politika zihin haritası siz ortaya koyuyorsunuz? Nasıl bir konumlandırma yapıyorsunuz? Yani Türkiye birçok alanda geç kaldı. İnşallah şu yapay zeka çağını atlamayız. Hani ben burada şöyle söyleyeyim. Hani yine İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi kimliğiyle bulunuyorum ama İki gün sonra yapılacak olan çok büyük bir zirve var. Yapay Zeka Politikaları Derneği'nin Ankara'da yapılacak zirve. AIPA. Evet, AIPA. O zirvede de paranın geleceğini anlatacağım yapay zeka çağında. Bu çok önemli bir konu. Niçin önemli bir konu? Çünkü paranın doğası değişecek bir teknolojiyle. Biraz anlatın hocam. Birazcık söyleyeyim. Bir film ismi vardı. Para deyince gözlerimiz parlıyor. teşekkür ederim. Şimdi bakın, burada bir film vardı, Money Monster diye, George Clooney'nin oynadığı. Tam böyle stüdyoda böyle bir finans konuşurken silahlı birisi giriyor stüdyoya ve George Clooney diyor ki senin finansal tavsiyelerin yüzünden battım diyor. O filmin başında şöyle bir sahne vardı, diyor ki para şöyle bir form değiştirdi diyor. Aslında para dediğiniz şey bir foton.
kimyanın kimyasal bir şey. Yani buradan gönderiyorsun, hop gidiyor. Ne gitti o tarafa? Bakın söyleyeyim, fiziki olarak ne gidiyor? İnanın bakın, bu buradan başlarsanız o fiziki olarak giden şeyin değeri var mı? Hani kağıt para elinizde tutuyorsunuz, altın elinizde tutuyorsunuz, hissediyorsunuz varlığını, ama burada fiziki olarak giden şeyin gitmesinin önemini biliyor musunuz? Sürat. Ama bu nereye gidiyor? Havaleden bahsetmiyorum ben. Wall Street'e gidiyor. Wall Street'e ne kadar kısa sürede giderse o kadar iyi. Dolayısıyla Wall Street'in işlem yapma merkezine yakın binada bu sistemi kurmak isteyenler orada emlak piyasasını, emlak fiyatlarını patlattılar. Hı hı. Yani yakınlık derken şunu söylüyorum, 2 metre. Bir saniyenin bilmem kaç binde biri kadar süre içerisinde bu işi yapma. Şimdi bu noktada baktığınız zaman yapay zeka çağında bu iş, yani insanların para yönetimi işi yavaş yavaş yapay zeka geçecek. Yani siz bir nevi finansal okuryazarlığı ben müfredata koyacağım derken bu işin öğretmenini kaliteli bir yapay zeka olarak almak durumundasınız. Ne olacak ondan sonra? Yapay zekanın evet, kararları verdiği bir parada ne değişecek? Şöyle söyleyeyim, paranın tabiatı değişmeyecek. Öncelikle evet, onu söyleyeyim. Değişecek olan şey ödemelerin artık fiziki yoldan değil, tamamen dijital yolla yapılıyor olması, ama bunun bir takım dezavantajları var. Bir defa gözetlemeci, gözetleyici devlet denilen tehlikeli bir olguyla karşı karşıyayız diyor uzmanlar. Mesela Çin şu an kendi dijital parasını geçti ama tam manası, yani dijital para kullanılıyor, kağıt para yok artık, ama diyor ki eğer bunların hepsi belli bir merkezden yapılırsa, Merkez Bankası herkesin her hareketini gözleyecek, yani devlet. Hı hı. Devletin her hareketi gözlemlemesi durumunda bankalara da çok fazla bir misyon kalmıyor. Evet. İşin bir başka boyutu. Ve bu şekilde insanlar kendilerini rahat hissetmeyecekler ve bu sefer insanların kendilerini rahat hissetmemesi insanları bir başka tarafa doğru sürükleyebilir. Bu riskleri de var. Pozitif tarafları ise işte hırsızlığın önlenmesi. Çünkü hırsızlık malları nakit karşılığı satılıyor. İsveç'te emniyet birinin açıklaması bu. Şimdi dijitale geçtik diyor. Cashless society yaptık diyor. Nakitsiz toplum. Hırsızlık vakaları azaldı diyor. Çünkü çalınan şeyleri dijital transferle yapmak zorundalar. Ne olduğunu söylemek zorundalar. Böyle bir faydası da oldu. Şimdi bunları zaman... Hocam bizim coğrafya için şu anlattıklarınız geçerli olur mu ya? Yani düşünsenize her taraf darma duman. Irak, Suriye, işte İran topun ağzında diyoruz filan. Bir sürü jeopolitik risklerin olduğu, dengesizliklerin olduğu bir coğrafyada, aslında Türkiye'nin de o net hata noksan tarafı da bu coğrafyadaki dengesizliklerin buraya gelen parasıyla. Kesinlikle. Değil mi? Aslında biz son dönemi yani, yönetmeyi becerdik. Evet, coğrafyamız maalesef yani böyle bir... Yani burada hani cashless society dediğimiz konular biraz lüks kalıyor gibi geliyor bana. Hani işte nakitsiz toplum konusu sanki gelecekse de bu coğrafya en son gelecek. Herhalde ondan önce enteresan gelişmeler olacak, o olmalı diye düşünüyorum ben. Ben 4 sene önce hatta tekst kitaplarına girmiş bir cümleyi sarf edeyim. Amerika Birleşik Devletleri dijital dolara geçmeyi pek düşünmüyor. Çünkü Amerika'nın aleyhine olur. Niçin mi? Çünkü dünyada rüşvetin %90'ı dolar üzerinden veriliyor. Şimdi dijital dolar rüşveti veremeyeceğinize göre diyor, bir müddet daha bu keşte gideceğiz yeni bir şey çıkana kadar. Tabii ki buna... Çok kibarca söyledi. Evet, ben bir şey eklemeyeceğim hocam. Evet. Da yani hani hep bir kara para suçlamalı yani olduğu zaman aslında bunu kaynağa bakmak gerek yani. Kendileri söylüyor neticede. Şimdi buna baktığınız zaman bu tabii ki müthiş bir... Hani şecaat arz ederken sirkatin söylemek gibi, ama evet, bir gerçeklik bu. Şimdi bizim bölge esasında etki alanı, yani nüfuz alanı yüksek bir bölge Türkiye. Ve Türkiye tarafından etkileme gücünün yüksek olması durumunda Türkiye bölge ülkelerine rol model olabilecek bir ülke. Ama biz bu fırsatları cömert bir şekilde feda ediyoruz her seferinde. Şimdi yok gri listedeyiz, oradan nasıl çıkarız filan. Evet. Nasıl girdiniz o gri listeye? Nasıl çıkacaksınız? Oturun düşünün. Yani ben şöyle söyleyeyim bakın. Çok küçük bir örnek vereceğim. Düşünüyorlar hani, hocam. Çıkacak gibi görünüyoruz bu arada. Hayır, çıkacağız. Çıkacağız ama, çıkacağız ama bakın ben size şunu söyleyeceğim. Şimdi şu stüdyoda işte bir yine böyle bir 6 ay oturup sadece yemek yiyip burada oturalım. Herhalde bayağı bir kilo aldınız değil mi? Şimdi Allah o kiloları olsun, yemeği kestiğimiz zaman verdiğimizde eski halimize dönüşemeyeceğiz. Hastalıklarla geri dönüşeceğiz. Yani bir şey yapmayı durdurduğunuz, tersine çevirdiğiniz zaman o yaptığınız şeyin tam tersi çıkmıyor ortaya. Anladım. Bu çok kritik bir nokta. Yani dokuyu bozuyorsunuz, doku yapısını bozuyorsunuz. Baştan bozma dokuyu diyorsunuz. Evet. Yani Türkiye'nin şu an yapması gereken ve şu an kendini hem dijital hem teknolojik hem yapay zeka çağına uyarlaması gereken o kadar mükemmel alanları var ki inanamazsınız. Bakın bu Yapay Zeka Politikaları Derneği bu noktada büyük bir misyon ediniyor ve buradan hani
online kayıt yapabilecekleri ve ücretsiz olarak dünyanın... Ne zaman hocam bu AIPA'nın zirvesi? 23-24, yarın başlıyor. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz da oradaymış, evet. Yarın başlıyor. Açışı, açık konuşmasını o yapacak. Evet. Başkanımız çok genç bir arkadaş, 30'lu yaşların başında. Evet, evet. Zafer Küçük Şapanoğlu, baktınız, evet. İyi bir ekip var. Siz de orada keynote speakerlerden birisiniz, evet, hocam. Onlardan birisiyim, evet. Teşekkür ederim. Konuşmanız olacak. Bir de bu akşam Vizyon 100 diye bir başka toplantı var. Onlar da... O da başka bir grup, bizim, evet. Metal Yakalılar konulu. Onunla da ilgili çok küçük bir duyuru yapacağım. Bu da esasında çok önemli. Bu da Türkiye gayri safi yurt içi hasılasının %75'ini oluşturan kurumların tepe yöneticilerinin olduğu bir grup. Vizyon 100 grubu. Kitaplar bir Metal Yaka'yı açalım hocam. Çünkü efendim? Metal Yaka artık çok değerli, çok kıymetli. Çok, 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 çok. Yani en yüksek maaşlar Metal Yaka'ya gidiyor. Kim onlar? Beyaz Yaka'yı biliyorduk. Şu an gerçekten ciddi bir darbe yemiş durumdalar. Evet. Yapay zekanın iyice penetrasyonundan sonra Beyaz Yaka tarafının hani yerine geçeceği aşağı yukarı anlaşılır kılındı. Metal Yaka dediğimizde kimi anlamalıyız? Şöyle, bazı kavramları biraz tekrarlamak lazım bu arada. Dijital CEO grubu söyleyebilirim. Yani Beyaz Yaka'da zaman içerisinde yakasının metale dönüşebileceğini hesaplayıp ona göre bir dönüşüm içerisinde, evet, olmalıydı. Yani olacak bunu zaten. Hepimiz için söylüyoruz. İsterim. Yarın öbür gün bana kalkıp benim derslerimi 3 sene ya da 3 dönem boyunca izleyen bir yapay zekanın 4. sene benden daha iyi şekilde ders anlatan bir holograma dönüşmesi karşısında benim yapacağım tek şey var. Ondan daha iyi bir şeyleri ortaya koyabilme, yeteneğimi ortaya koyabilmek, onun erişemeyeceği şeyleri yapabilmek. Yani bu böyle. İşte dijital yakalar, metal yakalar şu an işte büyükler arasında isimler var. İşte Sam Altman'da, Mustafa Süleyman'da bunlar başı çeken insanlar. Mustafa Süleyman Türk değil bu arada, biliyorsunuz. Evet, evet. Suriyeli. Evet. Şimdi bakın, biz 3-4-5 Ekim 2024 tarihlerinde Çeşme'de yapacağız bunu. Ve global anlamda 30 global lider gelecek. 500 CEO genel müdürün katılımıyla 3-4-5 Ekim tarihlerinde 6. Dijital CEO Liderler Zirvesi'ni gerçekleştireceğiz. Çeşme'de tam böyle tatil bitti. Herkes döndü. Çeşme bize kaldı. En güzel zamanlar. En güzel zamanı, evet. Rüzgarlar da diner. Warren Buffett'ın dediği gibi, herkes alırken sat, herkes satarken al. Herkes tatile giderken İzmir'de kal. Herkes İzmir'e dönerken Çeşme'ye git. Onun gibi. Şimdi ben buradan şunu söylemek istiyorum. Bu noktada Türkiye'nin önünde müthiş fırsatlar şöyle var. Üniversiteler biz bu konuda... Biz teknolojiyi çok seviyoruz. Evet, üniversiteler bu konuda çok iyi. Çok iyi. Yani üniversiteleri, bir de liseleri de çok iyi tutmak lazım. Bugün sabah ben çok böyle liseli Bursa'da... Liseli çocuklarla buluşmuşsunuz, evet, valla. Evet, onlarla buluştuk. Böyle milim milim, dakika dakika, valla öyle bir yönetim yaptı ki oradaki gençler ve öğretmenler. Hocam diyor, 3 dakika geç kalırsanız biz sizin CV'nizi biraz daha uzatacağız. Ya İstanbul'dayım ben, 3 dakikanın lafı mı olur? Ama o çocukların Bursa'da şansına... Bursa'da bir liseyle mi bağlandınız? Evet, bir hocam? Kolej. Lise sonsu. Evet, onlar yaz okulunda... Meslek seçmeleri gerekiyor. Evet, çok kaliteli bir okul söyleyebilirim. Bütün okullarımızda ben ayırt etmiyorum. Çünkü okuldan ziyade iş insanda bitiyor, öğretmende bitiyor. Çok iyi okullardan, çok kötü okullardan filan diye ayrım yapma çok anlamlı değil ama. Çünkü artık bakın, teknoloji sayesinde bilgi demokratikleşti, biliyor musunuz? Öğrenciyi siz bilgiyi buradan öğreneceksin diye bir taraflara yönlendirmek durumundasınız. Bakın, evet. Öğretmenin en önemli görevi bu. Üniversitedeki hoca öğretmek için değil orada. Siz öğrenmek için oradasınız. Benden öğrenmek için oradasınız. Ben sürekli ders anlatırsam lisedeki gibi olmuyor. Hafif bir öğrenci şey oluyor. Şimdi bu noktada sabahleyin böyle tüm sınıflara birer ekran. Ben her sınıfı görüyorum. Müthiş bir ortam. Yani yine bir dijital şey kullanarak gençlerle böyle bir vizyon, kariyer konuşması yaptım. Ne önerdiniz onlara hocam? Valla ben... Neyi seçin mesela dediniz, bana, neyi seçmeyin, evet, dediniz? Ben şöyle söyleyeyim. Mesela başardığınız şeyler, başarı hikayenizi anlatın. Bir Amerikan generali, Amerikan ordusundaki askerlere şunu söylüyor. Hayatta ilk başarınız, ben bugün yatağımı dört dörtlük düzelttim. Siz de oradan çıkarak evimi, masamı düzelttim, her şeyi yaptım. Bu basit şeyden başlayın. Ve başarı illa herkesin sizi bilmesi, tanıması değil. Başarı düzgün bir insan olabilmek, sağlığınızı koruyabilmek, belli bir yaşa gelmenize rağmen herhangi bir sağlık sorunu çekmiyor olmak. Değil mi? Hele bu dönemde. Bunlar çok önemli. Artı... Sizin sosyal anlamda bir birey olarak kendinizi yetiştirmek için okunması zorunlu olan kaynakları, kitapları, klasikleri okumuş olmak, dilinize hakim olabilmek,
kelimeleri yerli yerinde kullanabilmek, zengin bir dil, akıcı bir şekilde konuşabilmek. Bence bunların hepsi çok büyük başarı. Aksi takdirde yani başarı dediğiniz şey yani 100 metreyi koşan da başarı. Ağır siklete şampiyon olan da başarı. İşte futbolda o da başarı. Ama hocam, okul başarısı hayat başarısı getirmeyebiliyor. Getirmeyebilir. O onun garantisi doğru, değil. Doğru, doğru. İnanılmaz üniversitelerden mezun çocuklarımıza bakıyoruz. Hayattaki ilk zorluk karşısında çöküp kalıyorlar. Kesinlikle. Nasıl mücadele edeceklerini bilemiyorlar o zorlukla. Şimdi, halbuki o sınavları çok güzel vermişler. 90-100 almışlar. Ama işte sınav. Hayat sınavı bambaşka. O sınav, o öyle klişe sınav artık. Yani psikolojik sağlık, fiziksel sağlık çok değerli evlatlarımız için. Kesinlikle. Hani değil mi? Not için kesinlikle. Çok baskı yapmamak gerekiyor. Hiç baskı yapmamak gerekiyor. Ama yönlendirici arkadaş olmak gerekiyor. Dayanıklılık tarafında farklı bir yetiştirme tarzı belki sağlamak gerekiyor diye düşünüyorum doğru. ben. Siz biraz önce dediniz ki neyi tavsiye ettiniz? Ben şöyle söyledim. Bugün ABC adı altında girdiğiniz fakülte veya bölümden X kare Y bilgisiyle mezun olabilirsiniz. Çünkü o 4 sene önce girdiğiniz bölüm hedeflediğiniz firmalar olmayabilir, birleşebilir, yenileri gelebilir. Dolayısıyla böyle seçtiğim üniversite, seçtiğim bölüm benim kaderim diye düşünmeyin. Vizyonunuzu, ufkunuzu biraz genişletin. Hayat boyu öğrencilik bir, değil evet, mi artık? Yani kesinlikle hepimiz için aynı şey geçerli. Yani hayat boyu hocam, öğrencilik. Hocam yapay zeka ne getirecek gerçekten bilemiyoruz. Ben durmadan yayın yapıyorum. Daha bir sonuca varamadık değil mi? Ya öyle bir enteresan, tuhaf zamanlar ki bir devrim aslında, devrimin içinden geçiyoruz. Önümüzdeki dönem tarih kitaplarına devrim olarak yazılacak belli ki. Biz de bu devrimin tanıklarıyız. Ya biz bunu ne zaman anlayacağız? Mesela çocuklar daha hala sizin sabah verdiğiniz mentorluk o yüzden çok kıymetli siz ve sizin gibi insanların. Çünkü öngöremediğimiz bir gelecekte veliler de aslında tıkanıyorlar. Çocuklarına tabii. Eskiden verdikleri öneriler geçerli değil. Anne babalar da ne artık hani hiçbir şey bilmediklerinin farkına vardıkları bir ciddi bir özgüven kaybı yaşıyor toplum aslında. Farkında mısınız? Bence yaşamaması gerekiyor ama yaşıyor. O zaman ben şöyle bir geleceği öngöremediğiniz zaman biraz güvenini sarsın. Ferahlatıcı yani. Bir iki şey söyleyeyim. Lütfen. Şimdi hatırlarsanız bundan birkaç ay önce New York Times gazetesi dava açtı OpenAI'ye. Dedi ki benim içeriğimi kullanıyorsun ve bana para ödemiyorsun dedi. Haklı. Doğru. Yani şimdi bakın burada şöyle bir şey var. Benim içeriğimi kullanıyorsun demek ne demek? Yani benim bugüne kadarki tüm birikimim senin emrinde. Sorulan her soruyu ilk önce orayı karıştırıp cevap buluyorsun. Bulamazsan başka taraflara referanslara atlıyorsun. Ama birkaç gün önce bir anlaşma yaptı. Ya, yapay zekalardan bir tanesi, şirketlerden birisi. Financial Times'ta. Ve benim içeriğimi kullanacaktır dedi. Evet. Şimdi bakar mısınız? Yani müfredata Financial Times'ı 10 sene, 15 sene, 20 senedir alan bir okul, bölüm, hoca, öğrenci grubunu düşünün. Şu an yapay zekanın verdiği tüm yanıtlara hem terminoloji olarak hem başka şey olarak hakimsiniz. Zaten dünyada baktığınız zaman yani belli başlı bilgiler var. O bilgileri size daha derli toplu sunuyor, daha derli toplu anlatıyor. Biz bununla beraber yaşamaya alışacağız. Şu an mesela internet olmadan ya da şu elinizdeki mobil telefon olmadan yaşam mümkün mü? Uçak bileti alamazsınız, işte şeyi gösterin QR kodu şey yapamazsınız, cep telefonunuza SMS gelecek oradaki. Aynen, en korktuğum şeye şey. Basın filan. Çok güzel bir nokta, siber riskler başımıza evet. Çok büyük iş açma potansiyeli de var bunların. Hocam evet. Son müfredata ne diyorsunuz? Yani bize böyle acayip dünyaların kapılarını aralayacak bir çalışma yapmış mı hükümet? Ben detaylı okumadım müfredatı, hatta hiç okumadım. Sadece ona yönelik eleştirileri okudum. Oradan yola çıkarak anlamaya çalıştım ne olduğunu. Bir defa pozitif konuşan çok az insan var ama bir müfredat bir haftada hazırlanmaz ki ülkenin 10 yılını 20 yılını etkileyecek bir süreç. Daha askıda diyorlar. Askıda da olsa ya bir defa en başta ne yapmak istiyorsunuz? Yani bir onu bana bir söyler misiniz lütfen? Yani nasıl bir insan tipi, nasıl bir öğrenci tipi yetiştirmek istiyorsunuz? Yani bu Atatürk'ün savaşta cephedeyken bile arkeolojinin, antropolojinin ne kadar önemli olduğunu, sosyolojinin, felsefenin ne kadar önemli olduğunu, yemek sofralarına bu insanlarla konuştuğu bir dönemden biz bugün 15 dakikada hazırlanan bir müfredata gelmişsek, kimse kusura bakmasın yani bunu ben yapıyor olsam yani yerden yere vurulmayı hak ediyorum demektir. Onun evet. için bu işe gönül vermiş, emek vermiş insanları kamuoyuyla tanıştırıp, kamuoyuna tanıtıp daha doğrusu biz bunlarla bir müfredat hazırlıyoruz ama askıda olan kişiler şimdilik bunlar müfredat değil. Hmm. Bunlara itirazınız varsa söyleyin ve ben de burada yer almak istiyorum diyenleriniz varsa bu ulvi görevde buyurun deyin. Siz evet. onu kimle hazırladınız belli değil, kimin yazdığı belli değil, hedef belli değil. E şimdi ben bunun hepsini yapay zekaya koyayım, 3-5 tur attırıp çevirttireyim nereden nereye, nereden nereye. Neler neler bulurum ben ki bulunuyor zaten de. Evet. Eleştirenlerin bir kısmı tabii. bunu da yapmış.
Yani bu kritik bir nokta. Yine kedi örneğinde olduğu gibi müfredat da değil aslında, çanı takacak kişileri bulmak önemli. Kesinlikle. Değil mi? Orada kim uygulayacak? Siz dünyanın en güzel müfredatını da yapsanız, peki, sizin eğitim öğretim kadrolarınızın niteliği çok önemli. Çok önemli. Ben şöyle bir soru sorayım. Ortaya soru. Bana mı soruyorsunuz hocam? Estağfurullah. Allah. Ortaya soracağım. Türkiye'nin ihraç ettiği ve karşılığında 5 kuruş para almadığı en değerli ürünü nedir? Hocam tabii ki insan kaynağımız. Feci durumdayız. Yani o kadar enteresan yerlerde o genç çocukları görüyoruz. Karşılığında bize para ödeyen var mı? Biz o çocukların yetişmesi için ne kadar para ödüyoruz değil mi? Bize para ödenmediği gibi tabii ki bizim en büyük sermayeye yatırdığımız en büyük kaynağımız gerçekten de en büyük ihraç kalemine dönüştü Türkiye olarak. Çok doğru bir yere temas ettiniz. Fakat benim vaktim sınırlı. Hocam, tekrar ekonomiye dönersek, hani what is next dediniz ya, tamam şahane, bedelini de ödediniz, rezervleri toparladınız, dövizi toparladınız. Peki bundan sonra ne yapacaksınız? Bu işi gole çevirmek için Türkiye'nin yapması gereken bir numaralı konu hukuk düzeni dediniz. İki numaralı konu o sanayicilerin, iş insanlarının, tacirlerimizin her gün yeni kararlara uyandığı bir dönemde o kararları bir şöyle bir sil baştan bir temizleyin dediniz. Kesinlikle. Ben şimdi bir review yapıyorum, bir çok toparlama. Var mı buna ekleyeceğiniz şöyle güzel bir finalle? Aynı hatayı bir kez daha yapmamak için defansı sağlam tutmanız gerekiyor. Habire gol yiyoruz. Yani defansı sağlam tutmak, artık bu da çok net olsun. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemeyelim. Onu söyleyelim. Bakın, farklı şey burada, yapıyoruz ama hocam burada, şu an. Burada çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Evet, şöyle İzmir Kadınlar Kongresi 100. yaşında diye. Hocam sağ olsun, bir de imzaladığımız çok da zarif bir insan. İmzaladınız mı hocam? Tamam. Bana bu kitabı hediye etti. İçinde muazzam kadınlar var bu arada. Evet, evet. İzmir'e yakışmış hocam. Sordunuz ya bana what's next diye. İşte kadın. Next kadın. Peki, tamam. Bu kadar. Güzel bir final ya. Üzerine söyleyecek bir şey kalmadı valla. Benim hoşuma gitti. Bilmiyorum valla izleyenlerin hoşuna gitti mi? Profesör Doktor Coşkun Küçüközmen, kolaylıklar diliyoruz. Sık sık bir araya gelelim. Bol bol yayınlarımız olsun. Sizden dinlemek istediğimiz, duymak istediğimiz, öğrenmek istediğimiz çok şey var hocam. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. İyi ki sizlerle konuştuk. Ben de çok mutlu hocam, oldum. Hocam sizden sonra şimdi enteresan bir yayın yapacağım. Ben size de duyurmuş olayım. Sizin üzerinizden de izleyenlerimize duyurmuş olayım. Şu doğalgaz konusu malum bizim en büyük meselemiz değil mi? Enerjiye ayırdığımız kaynak. O kaynak olmasa hatta işte çok varsıl da bir ülkeye dönüşebilirdik. Hep bu söylem vardır. Fakat gerçekten de doğalgaz konusunda kafalarımız çok karışık. Çünkü her seçim öncesi bir yerlerde bir gaz bulunuyor, onlar borulara bağlanıyor filan derken biz gerçekten de kafam karıştı benim artık. Biz kendi kaynağımızı üretme kabiliyetimiz ne? Nerelerde gaz sahalarımız var? Bunları kimler çıkartıyor? Ne kadar ihtiyacımız var? Yerli milli kaynaklarla ne kadarını karşılıyoruz? Ne kadar ithalat yapıyoruz? Bu arada çok enteresan, Amerika ile Türkiye arasında bir büyük gaz anlaşması yapılacak değerli izleyenler. Amerika dünyanın en büyük LNG'ler, melenciler falan, Rusya'dan sonra en büyük gaz ihracatçısına dönüştü. Bunu da başardılar. Bu da gol yani. Biz de gitmişiz Exxon'la bir büyük anlaşma imzalıyoruz. Tabii ki Rusya'ya alternatif olması da iyi, kötü bir şey değil. Belki Amerika ile ilişkileri bile çok değiştirecek bu durum. Çok enteresan, çok stratejik bir konuya, çok kıymetli bir hocamızın ardından şimdi geçeceğiz. Tamam, çok güzel, harika. Sağ olun, var olun hocam. Görüşmek üzere diyoruz. Kısa bir reklam arası.